Hızlı bir şey. Hem çabuk sakını. Ona bakayım. Mazlum Erenci'yi, özgür basının genç yiğit ferdini anmak için bir araya geldik. Mazlum Erenci aslında çocuk yaşta Kürtlük bilinciyle tanışmış ve burada mücadele vermek istemiş biri. Ve bu mücadelesiyle de her birimizin yolunu aydınlatmış bir genç. Daha çocuk yaşta yani hem devlete karşı duruşu hem de gazete dağıtımıyla başladığı bu iş gerçekten önemli bir gösterge olmuştur bizler için. Daha çocuk yaştayken bu gazete dağıtımcılığıyla başladığı özgür basın serüveninde tıpkı AP Musa'nın diğer küçük generalleri gibi bizlerin yolunu aydınlattı ve onların takipçisi oldu. Ardından birçok baskı gördü, tehdit edildi, gözaltına alındı, tutuklandı. Ama Mazlum yine de mücadeleden vazgeçmedi. Mücadelesini Dicle Haber Ajansı'nda sürdürdü. Gerçeklerden asla taviz vermeyeceğiz düsturuyla yayıncılık yaptı. Halkının gerçekliğini anlattı. Bütün dünyaya Kürt halkının mücadelesini duyuran genç isimlerden biri oldu. Mazlum bununla da yetinmedi. Mücadelesini bir adım ileriye taşıdı. Ve bu uğurda aslında halkının özgürlüğü uğrunda yürütülen mücadelede yaşamını yitirdi, şehit düştü. Bugün burada bir kez daha hem onun şahsında hem de diğer bütün demokrasi, özgürlük, basın mücadelesinde yaşamını yitiren bütün herkesi anıyoruz. Mazlum ve mazlum gibi onlarca gazeteci bizlere aslında yürümemiz gereken yolu gösterdi. Bizlere ışık oldular. Bizler de aslında onların mücadelesini geride tutmayacağımızı, AP Musa'ların, Gurbet Ali Ersözlerin, Nagihan Akarsellerin, Mazlum Erencilerin kalemini asla yerde bırakmayacağımız sözünü vermek için aslında bu yılda bir kez daha Mazlum Erenci'nin mezarı başında toplandık. Kendisini bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Her zaman yol göstericimiz olacak.